Herkese merhaba arkadaşlar, ben Kerem Komiser. Arkadaşlar bugün sizlerle çok değişik Minecraft parodileri karakterlerinin gerçek yüzlerini göstereceğim sizlere. Bakın burada yine değişik değişik karakterlerimiz var. Mesela en güzeli olan arkadaşlar Doctor Strange gibi bir büyücüye dönüşen burada şey var arkadaşlar, Hüsamettin. Görüyorsunuz ki Hüsamettin büyücü kıyafeti giymiş ve bu kıyafetiyle çok daha güçlü görünüyor arkadaşlar. Bence çok güçlü yani. Siz ne düşünüyorsunuz yazarsınız yorumlarda. Bakın diğer karakterlere de bakalım. Burada benim oğlum var ama bunun gerçek yüzünü gösterme gereği duymadım size. Çünkü çok daha küçük bebe. Sonra burada arkadaşlar kimsesiz çocuk Zeynep var. Sonra burada pörtlek gözlüğüyle dans eden Keris Tepegöz var arkadaşlar. Ondan sonra burada kaslı kadın Miray var arkadaşlar. Bir kadın ne kadar kaslı olabilir ki? İşte bu kadar kaslı olabilir. Sonra sırada arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bıyıklı tek kaşlı bir Miray var arkadaşlar. Bu da Keko Miray oluyor biliyorsunuz ki. Sonra burada Elif var arkadaşlar. Arda'nın sevgilisi, Örümcek Arda'nın sevgilisi. Sonra burada Atatürk var arkadaşlar. Baş öğretmen Atatürk var arkadaşlar burada. Sonra sırada İğrenç öğretmen Baldi var. Görüyorsunuz ki burada da Baldi. Ve burada arkadaşlar benim kaslı halim var. Baksanıza benim kaç katım büyüklüğünde ya. Adam çok kaslı gerçekten. Bakalım ben de böyle kaslı olabilecek miyim? Sonra arkadaşlar benim böyle bu şekilde bir fotoğrafım var. Ve son olarak da Miray'ın arkadaşlar. Miray diyorum ya. Benim karım Miray değil ki. Aslı polisin gerçek halini göstereceğim sizlere. Gerçek hallerini merak ediyorsanız bekleyin arkadaşlar. Bunların hemen arkasındaki rengarenk blokları kıracağız ve gerçek hallerini size oradan göstereceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Ama ondan önce kanala abone olun arkadaşlar. Ve videoyu da beğenin. Eğer bunları yaparsanız videoya çıkar bir yorumunuz ve kesinlikle ünlü olursunuz. Tamam mı? Hadi bakalım. Herkes yaptıysa videoyu geçebiliriz. Şimdi bakalım. En başta Hüsamettin'i göstermek istiyorum sizlere. Arkadaşlar bu arada birazcık hastayım da eğer yeterli bir miktarda enerjik konuşamazsam canım sağ olsun değil mi? Hasta olduğum için bir like atarsanız çok sevinirim. Tamamdır. Burada Hüsamettin'in gerçek haline bakalım. Büyücü olmak öyle kolay iş değildir. Hemen şöyle açalım. Oo arkadaşlar bu filmdeki Doctor Strange değil mi ya? Çok manyak büyüler yapan bir adam bu arkadaşlar. Yani Hüsamettin'le aynı kostüme sahip. Baksanıza kolyesi molyesi de falan var. Yani böyle belindeki kemer de aynı. Çok benziyorlar. Sadece Hüsamettin'in saçları beyaz yani. Bir tek farkı o. Sonra arkadaşlar sırada burada gördüğünüz gibi kimsesiz çocuk Zeynep var. Kimsesiz çocuk Zeynep'in de gerçek halini çok merak ediyorum. Üzgün duruyor ama gerçekten de üzgün mü? Bakalım arkadaşlar şimdi göreceğiz. Tişörtü sarıymış. Tamamdır. Zaten sarı olmasını bekliyorduk. Saçları da mavi arkadaşlar. Çok da üzgün durmuyor aslında ama gene güzel bir kız bence arkadaşlar. Sizce güzel mi? Yorumlara güzel diyorsanız yorumlara güzel yazın tamam mı arkadaşlar? Tamamdır. Sonra sırada arkadaşlar burada Tepegöz var. Tepegöz'ün gerçek hayattaki halini çok merak ediyorum ya. O kadar keriz dans ettiğine göre böyle tatlı bir şey olması lazım yani. Tatlı bir şeyler bekliyorum açıkçası da. Ay bu ne böyle ya? Bunu direkt geçiyorum arkadaşlar. Bunu yorumlamıyorum bile ya. Allah Allah. Tepegöz'ün gerçek hayattaki halini bu kadar çirkin beklemiyordum ben. Siz bekliyorsaydınız yorumlara yazın. Sırada Miray var arkadaşlar ama kaslı versiyonu var. Kaslı versiyonu Miray'ın çok böyle değişik oluyor arkadaşlar. Ben nasıl bir şey bekleyeceğimizi bilmiyorum. Şöyle açalım şöyle. Arkadaşlar baksanıza. Karın kasları, kol kasları, bir sürü kası var bir kadının. Kadın olarak bu kadar kaslanılabiliyormuş işte. Ama yine de bu kadar yani oyundaki kadar da kaslı değil. Yani burada kolları gerçekten çok büyük baksanıza. Neyse sırada arkadaşlar burada Keko Miray var. Keko Miray da benim favorilerimden bir tanesidir ya. Her gün dalga geçerim yani Keko Miray'la. Keko olduğu için. Çünkü çok komik oluyor yani konuşmaları falan. Bakalım nasıl bir şeymiş. Aa, arkadaşlar şuna baksanıza. Keko Miray'ın oyundaki hali bu. Gerçekteki hali de bu. Böyle çizilmiş gibi sanki üstü ama güzel bir kızın üstünden bıyık ve tek kaş hiç yakışmıyor ya. Ama yine de güzel bir gerçek yüz olmuş bence arkadaşlar değil mi? Bence de. Sırada arkadaşlar burada benekli. Burada Mucize Uğur Böceği var. Arkadaşlar tabii ki de Mucize Uğur Böceği değil. Onun adı Elif. Hem de Arda'nın sevgilisi. Ama gerçek hayatta Mucize Uğur Böceği'nin bir kopyası bence. Bakalım şöyle.
Baksanıza arkadaşlar, Mucize Uğur Böceği'nin bir kopyası yani bu, başka bir şey değil. Sen onun kostümünü çalmışsın kızım, Elif kızım, sen çalmışsın ya. Şaka yapıyorum tabii ki de arkadaşlar. Bir kostümü herkes giyebilir. Sonuçta Örümcek Arda da Örümcek Adam'ın kostümünü giyiyor değil mi? Yani bence gayet mantıklı. Sırada arkadaşlar baş öğretmen karizmasındaki Atatürk var. Bakalım bize neler öğretecek. Atam ya, ben Atatürk'ü çok seviyorum arkadaşlar. Atatürk'ü sevenler videoyu beğenirse çok sevinirim arkadaşlar. Herkes videoyu beğenir herhalde. Atatürk'ü sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. Baksanıza çok karizma bir adam ya. Helal olsun. Ülkemizi kurtardı düşmanlardan. Düşmanları ülkemizden attı. O yüzden ben gerçekten çok seviyorum Atatürk'ü. Neyse, sırada arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Baldi öğretmen var. Arkadaşlar bu videonun en komik adamı Baldi öğretmen olabilir. Neden diye soracak olursanız şimdi göstereceğim size nedenini. Bakalım arkadaşlar Baldi öğretmen neden komik? Açalım şöyle. Ellere falan baksanıza, şimdiden komikleşmeye başladı yani. Arkadaşlar şu surata bakar mısınız ya? Böyle bir surat olabilir mi? Baldi öğretmenin böyle şaşı baktığı, ağzının bir karış açıldığı bir surat yani. Burada ağzı açık bile değil ama açınca demek ki bu kadar kerize benziyormuş yani arkadaşlar. Çok komik o yani bence. Sizce de komikse yorumlara yazın, tamam mı? Sırada arkadaşlar burada çok kaslı mı kaslı, benim kaslı versiyonum kaslı polis var arkadaşlar. Yani aslı polis mi kaslı polis mi derseniz buradaki adam kaslı polistir. Espriyi anladınız mı? Neyse, bakalım buradaki Kerem komiserin gerçek hayattaki hali nasıl? Yani bu kadar kaslı bir adam olabilir mi gerçek hayatta diye düşünüyorum. Baktım arkadaşlar, gerçekten de olabilirmiş ya. Şunun kol kaslarının genişliğine bakar mısınız? Bu gerçek hayattaki bir Kerem komiser resmen. Neyse, umarım ben de bir gün bu kadar kaslı olurum ve güçlü olurum arkadaşlar. İnşallah herkes güçlü olur. Videoyu beğenen herkes kaslı olsun, tamam mı? Sırada arkadaşlar burada benim bağıran halim var yani. Ben sakinim şu anda ama bağıran halim de bu şekildeymiş. Bunun da gerçek hayattaki haline bakalım. Tabi burada o kadar da kaslı değilim ama gene de şöyle açıp göstermekte fayda var arkadaşlar. Baksanıza, böyle bağırıyorum resmen arkadaşlar. Dur diye bağırıyorum. Stop diyorum. Stop değil mi arkadaşlar? Dur demek. Neyse. Sırada da arkadaşlar aslı polis var. Hemen aslı polisin de gerçek hayattaki halini göstereceğim size. Bakalım nasıl bir şeymiş. Oo arkadaşlar, gerçekten de çok güzel bir kadın yani aslı polis. Baksanıza, çok güzel duruyor. Yani benim karımdan da başka bir şey beklenemezdi zaten değil mi? Neyse arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada bütün Minecraft parodileri, karakterleri var. En sevdiğinizi yorumlarda yazın, tamam mı? Ayrıca arkadaşlar en sevdiğinizin numarasını da yazın. Yani mesela Hüsamettin diyorsanız 1 yazın. Bunu diyorsanız 2 yazın. Bunu diyorsanız 3 yazın. Bunu diyorsanız da 4 yazın falan yani. Anladınız mı? Arkadaşlar sağda ve solda çıkan mükemmel videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın, tamam mı? Onlar mükemmel videolar ve kesinlikle tıklayıp izleyin. Çok eğlenceli, çok eğlenirsiniz. Abone olmayı, like atmayı ve de bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Hoşça kalın ve de bay bay.